gelmektedir. Konuşmasını yapmak üzere sahneyi kendisine bırakıyoruz. Teşekkür ederim. Oldukça etkileyici bir kalabalık. Yani şöyle, herhalde bu bir rekordu. Katılımınız için ben de size çok teşekkür ederim. Umarım sizin için faydalı bir oturum olur. Çok uzat, 35 dakika oldukça kısa bir süre. O yüzden bir parça daha kısaltıp belki de bir soru cevap kısmına biraz vakit ayırmak da istiyorum. Bugün iki tane ana başlık üzerinde sizlere bir şeyler anlatacağım. Bir tanesi IBM şirketinin kısa bir tanıtımını, artı günün anlam ve önemini de ifade eden, belki de biraz kendi kariyer yolculuğumu, nereden, ne aşamalardan geçerek, ne tür görevlerde bulundum, her bir görevde neler öğrendim, onlara bir kısaca değineceğim. Bunun dışında da teknolojiyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa veya burada anlattıklarımla ilgili herhangi bir sorunuz varsa umarım birazcık o sorular, cevaplar için vakit ayırıyor olabileceğiz. Her oturumumda yaptığım gibi daha önce IBM firmasını ilk defa bu etkinlikte duyanlar bir elini kaldırabilir mi? Mini bir 50-50. Şu an iyi, iyi gidiyoruz. Birazcık IBM firmasından bahsedeceğim. Ve dikkat ederseniz kendini yeniden yaratmak başlıklı bir sunum yaptım. Buradaki ana temamız bir şirketin yıllar itibariyle, 107 yıl boyunca diyorum burada, yıllar itibariyle nereden nereye geldiğini göstermek. Bir şirket için 107 yıl oldukça önemli bir süre. Hatta bir seminerde şöyle bir, onu tekrar edeyim, bir ünlü bir yöneticiden şirketler niye vardır sorusunun cevabı olarak, şirketler tek bir amacı vardır, yaşamak için vardır gibi bir yorum almıştım. 107 yıl önemli bir yaşam. IBM bu yaşamı süresince neler geldi, gördü, geçirdi, onlardan bahsedeceğim. Sonra ben 30 yıldır IBM'de çalışıyorum. Tek bir şirket. Ben nereden nereye geldim ve ne tür mesajlar burada kendime aldım, onlardan biraz bahsedeceğim. New York, Amerikan menşeli bir şirket. 380 bin kadar çalışanımız var. Yıllık 80 milyar dolar civarında ciro yapıyoruz. Yaklaşık 170 ülkede varlık gösteriyoruz. Başka, Ar-Ge bütçemiz yılda yaklaşık 6 milyar dolar. Bunlar genel bilgiler. Daha enteresan bilgiler verebilirim. Genellikle biz kendimizi bir teknoloji ve iş dünyasının kesişiminde bir şirket olarak niteleriz. Yani sadece çıplak teknoloji üretmeyiz. Ürettiğimiz teknolojilerin insanların hayatını etkilemesini, bunu kurumlar aracılığıyla insanların hayatını etkilemesi gibi bir iş yapma yöntemimiz var. Ve bu sadece bir teknoloji üretirken bunu ticarileştirmek değil, önce teknolojiyi sıfırdan yaratmak kısmı da vardır. Bu da Ar-Ge ile ifade ediliyor. Ve baktığımız zaman, inovasyon nasıl ölçülür diye bir soru düşündüğümüz zaman, Amerika'da alınan patent sayısını da son 18 yıldır bildiğim kadarıyla dünya lideriyiz. Ve kendisinden sonra gelen teknoloji alanında olduğunu iddia eden şirketlerin toplamı gibi. Yani burada belki çok küçük okunmuyor ama işte ikinci, üçüncü, dördüncü sırada Google, Microsoft, Apple var. IBM açık farklı 2016 verileri, 2017'ye göre bir çizelgeyi bir ara güncelleyeceğim. Bunun dışında Nobel, IBM çalışanlarının Nobel ödülleri var, Turing ödülleri var, Amerikan ulusal bilim madalyaları var. Yani bu çok gurur duyduğumuz inovasyon ve teknoloji konusunda bizi biz yapan önemli başarı ölçütlerinden bir tanesi. Bunu gururla söylüyoruz. Belki de bu benim kendim için her zaman söylediğim, 30 yıldır IBM'de iş değiştirmeden kalma sebeplerimin bir tanesi. Niye? Teknoloji merakınız varsa, ki ben üniversitede teknolojiye çok meraklıydım. İşte bilgisayarlar, ilk kişisel bilgisayarlar çıktığında ne yapıp edip bir tane edinmek için işte yıllarca diyeyim, o zamanlar aylarca bir harçlık biriktirmiştim. Ve 30 yıldır da teknolojinin en uç noktasında sürekli bu şirket benim hobilerimi, bir zamanda kişisel zevkimi tatmin etmeli şirket sayesinde hem para kazandım hem de kişisel hobimi gerçekleştirdim. O yüzden aynı şirkette kaldım.
Peki IBM sizlere nasıl dokunuyor? Burada bazı veriler gözüküyor, görüyorsunuz. Dünya üzerinde 51'den fazla veri merkeziniz var vesaire ama dünyanın en herhangi bir ATM'ye gittiğinizde, banka şubesine gittiğinizde, mobil bankacılıkta bir işlem yaptığınızda %99 ihtimalle bu Türkiye için de geçerli, dünya için de geçerli. Sizin yaptığınız işlem bir IBM yazılım ya da donanımı aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Türkiye'de de bu şekilde, dünyada da bu şekilde. Dünyanın en büyük bankalarının %90'ı kadarı, belki de daha fazlası IBM sistemleri kullanır. Telekomünikasyon şirketlerinde de mutlaka bizim ürünlerimizi kullanılır. Mesela Vodafone oldukça iyi bir müşterimiz ama bakıldığı zaman Türkiye'deki bütün operatörler bir şekilde IBM sunucuları kullanır, IBM yazılımları kullanır, IBM depolama çözümlerini kullanır. Perakende şirketleri, ya günlük hayatınıza dokunduğunuz, pek çok teknolojinin arkasında bir IBM sistemi yatar ama siz onu tabii IBM markasıyla görmediğiniz için, yani biz bir cep telefonu üretmiyoruz, işte tüketici ve kişisel bilgisayarlar alanından çekildik, o yüzden bir IBM logosunu günlük hayatınızda kullandığınız bir aletin üzerinde göremezsiniz. Ancak günlük hayatınıza dokunan pek çok noktada yaptığınız işlem bir IBM sistemi üzerinden gerçekleşir. Bu anlamda da aslında arka planda herkesin günlük hayatına dokunuyoruz. Şimdi ana kısmımıza gelelim. Böyle bir ticari, güzel bir teknoloji alanında iyi iş yapan bir şirket olarak kendimizi konumladık. Peki nereden nereye geldik 107 yıl boyunca? Birazcık ona değinmek istiyorum. 1911 yılında ilk ürünümüzü kim tahmin eder bilemiyorum ama ben söyleyeyim. Terazi. Bakkallarda bu tür, yani bu biraz modern bir fotoğrafını koydum. Bunun daha ilkel versiyonları da var ama hala bakkallarda böyle bir terazi görme ihtimaliniz olduğu için bu görseli kullandım. Sonra delikli kart. Bu eskiden kart boyunca verileri kodlayıp bir kağıtta saklamak için alfabe veya kurşun kalem yerine ve bunu otomasyon makinelerinin anlaması için kartlar delinerek saklanır. Böyle bir teknoloji üretmişiz. Daha sonra simultane tercüme sistemleri vardır. Şimdi herkes kulaklık ve kızılötesi cihazlar takarak yabancı dilde konuşulanlar simultane olarak çevrildiği zaman dinlerler. Onun kablolu versiyonunu üretmişiz. Sonra bilgisayar alanına girdik. Aslında buna bir bilgisayar demek pek mümkün değil. Biraz 4,5 ton ağırlığında bir hesap makinesi, sadece 4 işlem yapıyor, o kadar. Ama bir çarpma, işte toplama çıkarma kaç saniye sürüyormuş? Saniyede 3 toplama ya da çıkartma, bölme veya çarpma çok daha uzun sürüyor. 4,5 ton ağırlığında bir cihaz üretiyorsunuz. Temel işlemleri çarpmayı, bölmeyi 16 saniyede yapıyor. Ve yaptığı elektriğin haddi hesabı yok. Ancak bunu yapabilmesi sayesinde Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nde işte top atış eğrilerinden tutun da işte birçok konuda, ağır ve sürekli hesap gerektiren konularda bu makine çok fazla işe yaradı. Öyle söyleyebiliriz. Başka neler yapmışız? Ticarileştirdik. Bu makinelerin daha sonra temel işlemler dışında programlanabilmelerini sağladık. Fortran programlama dilini geliştirdik. Başka ne yaptık? Havayolu elektrikli daktilo yaptık. Eski daktiloları bilirsiniz, basmalı, çekiçler iner kalkar. Onun elektriklisini yaptık. O zamanlar için bir devrimdi. Şimdi benim zamanıma geliyoruz çünkü ben IBM'e girdiğim yıl 1988'de hala elektrikli daktilo satıyorum. Öyle diyeyim. Şimdi nereden nereye geldik? Oraya biraz daha değineceğim. Sonra ikinci. Bilgisayarlar, ana sistemler ticarileşti. Şimdiki biraz evvel bahsettiğim kurumlarda çalışan bilgisayarların atalarını ticari olarak özel projeler değil, belli bir fiyat etiketiyle kurumlara satmaya başladık. Apollo görevi, bu Hidden Figures adlı bir film oynadı geçen yıl mıydı, 2016 ya da 2017. Uzaya çıkma yarışında Amerikalılarla Rusların kapıştığı dönemlerde roketlerin rotalarını hesaplarken yapılan insanların hesaplaması, onun yerine bilgisayarların hesaplaması adlı bir hikayeyi anlatıyor. Oradaki zenci kadınların ne kadar büyük katkılarda bulunduğundan bahsediyor. Bu Hidden Figures, bu filmi hararetle tavsiye ederim seyretmenizi.
bu konuda teknolojinin nereden nereye geldiğini çok güzel anlatan filmlerden bir tanesi. Daha sonra artık ağır ağır günümüze gelmeye başladık. Bilgisayarlarımızda da olan manyetik iskan. Manyetik, yani bir verinin manyetik bir ortamda saklanabileceği fikri ve bunun etrafındaki ürün geliştirmesini IBM gerçekleştirdi ilk. Bunların tabii örnekleri var. Bilgisayarlarınızdaki sabit diskler, kredi kartlarının arkasındaki manyetik şeritler, belki bunu hiç görmemişsinizdir. Ben gördüm ve kullandım. Manyetik bir ortamda veri saklama fikri ve bunun etrafındaki bir sürü hem yenilikçi ürün hem de ticari olarak büyük başarı sağlayıp IBM'e çok büyük para kazandırmış konular. Hard disk'in eski ağababalarından birinin fotoğrafını buraya koydum. İşte bunun kapasitesi muhtemelen şu an herhangi bir cep telefonunun kapasitesinin 1/1000'dir. Öyle diyebiliriz. Ve barkod. Herkes barkodu biliyor. Bu tür siyah beyaz şeritler üzerinde rakamları saklayıp hızlıca okutabilme fikri ve bunun ticarileşmesi de bir IBM çalışanının bir projesi sayesinde özellikle perakende sektörüne çok güzel ve güçlü bir giriş yapmamızı sağlayan bir konudur. Barkodun da bir yerde inovasyon olarak piyasaya sunan IBM firmasıdır. Bu böyle orta çağ, biraz ilk çağlar, orta çağlar, şimdi yakın çağa doğru geliyoruz. Vakit olursa gelecek konusunda da bazı kestirimlerde bulunabilirim. ATM var, onu unutmuşum. Para çektiğiniz ATM'ler ve bunu, yani para çekilebilen bir makine yapabilmek, insansız bir makine yapma fikri ve bunu gerçekleştirilmesi IBM'in bir projesidir Amerika'da. Daha önce hiç rastlamamış inovasyonlar. Devam ediyorum. IBM PC. IBM'i aslında halka tanıtan üründür. Yıllarca IBM PC'ler satıldı, peki artık IBM PC işinden çıktığı için görmüyorsunuz, bahsettim. Fakat IBM uyumlu PC'ler, o dönemler Apple'la rekabetimiz, bunlar hep benim de şahsen şahit olduğum dönemler. Göz ameliyatları, lazer, belli dalga boyundaki lazerlerin insan ya da organik dokuları ısıtmadan ve etrafa hasar vermeden aradaki moleküler bağları kırabildiğini IBM bilim adamları keşfetti. O sayede bugünkü göz ameliyatları ya da lazerle doku kesme gibi teknolojiler bu bilimsel gelişmenin üzerine gerçekleşti. Cep telefonuna benzetiyorsunuz bunu, evet. IBM'in AT&T ile prototip cep telefonu. O zamanlar piyasa buna hazır değildi. Başka engeller de vardı, onlardan bahsedeceğim. Ancak fikir ve ilk prototip IBM ve AT&T tarafından gerçekleştirildi. Şimdi Wi-Fi, GPS, Bluetooth. Bunda IBM'in ne ilgisi var diyeceksiniz. IBM bir çip teknolojisi geliştirdi. Tek tek yılları da arkasında altta görüyorsunuz. Eski, yine hiç kimse yok burada yeterince eski, öyle diyeyim. Ama eski bizim dönemlerde sahra telefonları diye bir kavram vardı. Yani telefon şu kadar bir şey, yanında akü taşıyorsunuz. Saplı bir akü var. Çünkü o dönemki yüksek frekans teknolojileri ve onun etrafındaki devreler çok fazla enerji tüketiyordu. IBM silisyum germanyum adlı bir çip teknolojisiyle enerji tüketimini muhtemelen 1/1000'e indirdi. Bu teknoloji sayesinde bugün çok az pil ömrü oldukça yüksek olan Wi-Fi çipleri, GPS çipleri, işte GSM çipleri, Bluetooth çipleri bu teknolojinin etrafında şekillendi. Aksi takdirde bugün bu kadarcık bir telefonun yanında bir tane akü taşıyor olmanız gerekiyordu tüm boyunca. Enerjisi, pili tükenmesini isterseniz. Daha sonra yapay zeka dönemine, bunu çok yakın şahit olduğum ve gazetecilerden çok soru aldığınız bir dönem oldu. 1997'de ilk defa bir bilgisayarın satrançta insanı yenmesi, hem de dünya şampiyonunu yenmesi dönemini gördük. O zamanlar bizi basına karşı uyardılar. Siz bir sürü soru alacaksınız. Bir robotlar dünyayı mı ele geçirecek? İnsanlardan daha mı zeki olacak robotlar türünden? Ve gerçekten o zaman gazetecilerden pek çok soru aldık ve bir sürü onları savuşturmak için vallahi billahi böyle bir şeyler olmayacak. Biz öyle inanmıyoruz. Bu sadece bir tane makine hesap yaparak insanı yendi gibi açıklamalarda bulunuyorduk. Ama bu ses getirdi. Bununla ilgili uluslararası yayın kuruluşlarında çok uzun ve çok sayıda programlar yapıldı. Öyle bir
robotlar, yapay zeka, Terminator korkuları herhalde bu bir kilometre taşıdır, o dönemler başladı. Aslında o daha öncesini de biliyoruz ama. Sonra e-ticaret. Yine benim dönemim. Hiç unutmam, pek çok şirkete gidip ya aslında internet diye bir şey var, onun üzerinden alışveriş yapılabilir, hadi oradan şeklinde tepkiler ve bu tür konuşmalarda böyle bir cümle söylediğim zaman 100 tane soruyla karşılaşıyordum. O nasıl olacak, bu nasıl olacak, kimse almaz gibi pek çok soruyla karşılaşıyordum. Yok vallahi billahi olacak, bir gün gelecek internet iş hayatının içine entegre olacak. Buralardan insanlar alışveriş yapacak, kurumlar birbirleriyle alışveriş yapacak, iletişimde bulunacak. Oldukça itiraz gördüğüm dönemleri hatırlarım. En çok da Ankara'da yaptığım seminerlerde itiraz görmüştüm. Sonra akıllı dünya, akıllı gezegen, akıllı şehirler, işte şehirlerin akıllı şehirlerde insanın hayatını kolaylaştırmak için ne tür uygulamalar olur, o dönemi geçirdik. Hatta bu IBM'in bu kampanyasının başlangıç noktası İstanbul'du. İlk defa İstanbul'dan duyurdu IBM. IBM'in CEO'su Türkiye'ye geldi, İstanbul'dan duyurdu. Daha sonra yapay zekada bir adım daha ilerledik. Watson adını IBM'in kurucularından Thomas J. Watson'ın adını alan bir yapay zeka makinesi artı programı, bilmece yarışması diyeyim, bunu uzun uzun araştırın. 2011'de Amerika şampiyonlarını Türkiye'deki adıyla Riziko, Amerika'daki adıyla Jeopardy adlı yarışmada, ki soruları meraklanırsanız gidip bakın, işte bilgisayar konuşmayı anlayamaz aslında. Sadece belli komutları kendinin programladığı şekliyle belli komutlara cevap verir. O zaman ilk defa günlük konuşma hayatında ve bilmeceleri insanlardan daha iyi anlayıp cevap üretebilen bir bilgisayardı. Yani bilmece derken bir bilgisayarın şöyle diyeyim, çarşıdan aldım bir tane eve geldim 1000 tane adlı bir soruya cevap vermesinin ne kadar zor olabileceğini biraz mühendis ya da bilgisayarlar haşır neşir olanlar bilir. Bu tür soruları bilgisayar insanlardan daha hızlı anlayıp daha hızlı cevap üretebilip Amerika şampiyonlarını yendi. Bu gerçekten de yine bu Deep Blue'nun Kasparov'u yenmesi, yapay zekanın satrançta insanları yenmesi kadar sansasyonel bir haberdi. Yine aynı dönemi yaşadık. Yine ay robotlar insanlığı ele mi geçirecek, Terminator'lar mı geliyor, nasıl oldu da insanlardan daha iyi anladı İngilizceyi türünden sorularla karşılaştık. Ve en son şu an gittiğimiz yolda kuantum bilgisayarlar. Bu da başlı başına bir konu. Kuantum bilgisayarları hakkında hazır bunca insanı bulmuşken bir konumlama yapayım. Hesap makinesi, mekanik hesap makinesini gören yoktur. Toplama, çarpma yaparsınız, birkaç bir şey yazarsınız, iki tuş çevirirsiniz. Orada kollar ve çarplar birbirine yapıp size 2 ile 2'yi toplar. Böyle bir hesap makinesiyle bugün kullandığımız bilgisayar işlem farkı nasılsa, bugün kullandığımız bilgisayarlarla kuantum bilgisayarların farkı o kadar olacak. Yani birkaç örnek verebilirim. Şu an kırılamaz denilen şifreleri ve bütün dünyanın bilgisayarları birleşse 1000 yılda kırabileceği şifreyi kuantum bilgisayar 1 saniyede kırabilecek. Her türlü simülasyon, yapay zeka, işte molekül simülasyonları, hava simülasyonları gibi konularda işlemci ve işlem kapasiteleri milyonlarca kat artacak. Bunun ilk örneklerini bir tanesini IBM çıkarttı. Bugün de erişilebilir durumda bulut üzerinden. Bundan sonra bu yöne doğru gidiyoruz. Tabii bu güçte bir, bu kadar büyük bir işlemci gücünün hayatımızı nasıl etkileyeceğini artık herkesin hayal gücüne bırakıyorum. Çünkü ben hayal edemiyorum muhtemelen ama aport olup ne olup ne bittiğini yakından izlemenin çok faydası olduğunu size söyleyebilirim. Tabii yapay zeka etrafında da birazcık daha durursak, biraz evvel bahsettiğim bu konuda yapılmış pek çok kehanette bulunan ve dünyanın bilgisayarlar tarafından, robotlar tarafından ele geçirileceğini anlatan pek çok film örneklerinden bir kısmını buraya koydum. Aslında öyle değil. Yani olabilir de ama en azından şu an pek çok endüstride yapay zeka uygulamaları insanlar da kol kola insanlığın amacına, yani insanlığın iyiliğine amaçlı çalışmaya devam ediyor ve başladı. Bir örnek vermek gerekirse kanser teşhis ve tedavi önerilerinde doktorlara yardım etme amaçlı. Yani bir doktorun en son çıkan kanser ilacını, hangi ilacın hangi tedaviyle nasıl bir etkileşime girmiş olduğunu
son bir ay içinde yapılmış deneyleri, klinik araştırmaları bilme ve kendini güncel tutma ihtimali olmadığı için doktorların önüne bir yapay zeka uygulaması getiriyoruz. O yapay zeka hastayla ilgili bilgileri siz ona İngilizce olarak anlatıyorsunuz. O size bir tedavi önerisiyle geliyor. O öneriyi de gelirken bütün dünyadaki doktorların yapıp denemiş, başarmış ya da başaramamış olduğu bütün yapılan deneylerin sonuçlarını hepsini dikkate alarak doktorun önüne ben olsam %80 başarı ihtimaliyle bunu uygulardım. Niye? Onu da niyesini de söylüyor. Hangi belge ve araştırmalara dayandırdığını söylüyor. Bu bir doktorun hele hele kendini yetiştirme konusunda veya güncel kalma konusunda sınırlı olanakları olan doktorun ki Afrika ve benim bölgede Hindistan, Pakistan, Afganistan da var. Orada sağlık hizmetlerine erişemeyen insanlar için çok büyük bir fırsat alanı oluşturuyor bu. Bu şekilde yani bir doktor bir tane örnek. Bunun dışında hava durumu tahminleri, işte sel tahminleri, doğal felaket tahminleri bunun aynı yer. Yapay zeka temelli uygulamaların bulut üzerinden kullanmasını birer hizmetler seti olarak herkesin tüm uygulama geliştiricilerin önüne açtı ve herkesten gerçekten faydalı projeler üretmesini istiyor. Şimdi bu noktada şirketi tanıtmayı bırakıyorum. Bir parça da bireyler. Ben nereden nereye geldim, nasıl yaptım? Bu konuda bazı görüşleri sizle paylaşmak istiyorum. Zaten fazla bıraktınız. Kalmadı. Homo sapiens, Homo Deus ya da işte 21. yüzyılda 21 ders diye son galiba bir İsrailli yazar var. Bilmem bu kitapları okudunuz mu? Harari adlı. Okumanızı hararetle tavsiye ederim. Gelecek için, geçmişten yola çıkarak gelecek için öngörüde bulunamaz kimse ama bazı derslerden ne tarafa göreceği ve nasıl pozisyon almamız konusunda bazı güzel tavsiyeler veriyor kitaplar. Ve burada belki de sizin için enteresan bir mesaj. Bu kadar bilgisayarların, teknolojinin, süreçlerin, sermayenin bu kadar el değiştirdiği ve bu kadar hızlı koşulların ve oyun kurallarının değiştirdiği bir ortamda tehlikelerden bir tanesi kendi bunlara ayak uyduramayan insanların gereksiz olacağı. Yine kitapta şeyden bahsediyor. Eskiden insanların için gerekliydi. Savaşmak için asker gerekliydi. Endüstri döneminde fabrikalara işçi gerekliydi. Bilgi döneminde bilgi çalışanları ve ofis işleri ve süreçleri yürütecek insanlar gerekiyor. Şimdi yeni dönemde acaba ne tür insanlar gerekecek? Teknolojinin bu insanları ıskartmaya çıkan insan sayısına olan etkisi nasıl olacak? Bu konuda biraz herkese kafa yormasını ben tavsiye ediyorum. Bu da şeydir, meşhur kullandığım slaytlardan bir tanesidir. Örnek vereyim, bir arkadaşım bundan 7-8 yıl önce İstanbul'da çalışma hayatını bıraktı, Antalya'ya göç etti. Orada turizm şirketlerine ve acentalarına HTML sayfalarla web sitesi yaparak bir iş kurdu. Oldukça da güzel bir iş oldu. 4 tane öğrenci aldı yanına. Yaklaşık 1000 işletmenin web sayfasını yaptı. Her birinden de ayda 50'şer lira 100 lira alıyor. Hala da bir kısmen buradan para kazanıyor. Düşün, 4 öğrenciyle 50 bin ile 100 bin lira arası bir gelir elde ediyorsunuz. Çok güzel bir iş modeliydi. İstanbul'da kazanacağı paranın kat ve kat çok daha fazlasını kazandı. Fakat şu an artık bu iş ayağa düştü. Web sayfası yapmak kadar sıradanlaşan ve herkesin yapabileceği bir iş artık. Bu dediğim, demeye çalıştığım şu ki, teknolojiyi de siz kendinizi güncel tuttuğunuz an hiçbir şey garanti altında değil. O yüzden de yine hararetle tavsiye edeceğim, siz kendinizi güncel tutun, sürekli güncel tutun. Ben kendimden biraz bahsedeyim, nasıl yaptım bu yolculuğumda. Endüstri mühendisliğinden ben mezun oldum. Hangi, bunu mahsus koyuyorum ki bu hangi fotoğraftaki kimin benim olduğunu tahmin edebilirsiniz diye. Neyse söylemeyeceğim. Sağ baştan ikincisi. Aa, saçım varmış. Yani size benziyordum bu zamanda. Okulda endüstri mühendisliğini öğrendim. Tabii endüstri mühendisliği öğrendim. Ama bunu bilişim hayatımda biraz bağdaştırmak için Pascal programlama dilini öğrendim. Ve bu sayede sonra Basic öğrendim, programlama dili. O zamanlar programlama dili biliyor olmak çok büyük bir ayrıcalıktı. Bir tanesine bilen ayrıcalıklıysa iki tanesine bilen daha da ayrıcalıklıdır gibi bir
dürtüyle ikinci programlama dili öğrendim. Sonra COBOL öğrendim. Bilmiyorum, yani duymamış olabilirsiniz bu dilleri. Her bilgisayar öğrencileri bilmiş oluyor da diğerler duymamış oluyor. Ama COBOL sayesinde yazılım üretmeye başladım. İşletmeleri, işte muhasebe programı, insan kaynakları, bordro programı, efendim depo stok programı gibi programlar yazmaya başladım. Bu sıra bir şey öğrenmek iyi de onu paraya çevirmek çok daha zor. Ama ilk defa öğrendiğim bilgileri paraya çevirebileceğimin güzel bir yolunu keşfettim. O da COBOL programları yazarak idi. Sonra bir projeyi IBM'e kaybettik. IBM'in rakibiydim o zamanlar. Bir küçük bir şirket kurmuştum. O zamanlar bir de uyanıklık yaptım. Ya dedim IBM işe gireyim. O zamanki teknolojilerden bir tanesi bilmediğimiz için müşteri onu istedi. Ben bilmiyordum. En iyisi IBM'e gireyim. Bedava eğitim veriyorlarmış. Orada öğrenirim. Sonra çıkıp tekrar daha iyi rekabet ederim. IBM'de gibi bir fikir geldi aklıma. Gerçekten de o işe girebildim o zamanlar IBM'e. Orada farklı bir görevdi. Yepyeni teknolojiler öğrendim. Proje yönetimini öğrendim. Çünkü işte 3-5 kişi, hepimiz birer projede çalışıyoruz. İnsan ve proje yönetmek kavramları nedir? Öğrenciyim yani hiç bilmiyorum. Kitap üzerinde okusanız bile onu deneyimlemek çok daha farklı bir yere getiriyor size. Ve gerçekten o zamanlar yazılım yerelleştirme projelerine dahil oldum. O zamanlar İngilizce öğretilen yazılımların Türkçelerin üretilmesi, test edilmesi ve kullandırılması türünden projelerdi. Ama burada proje nasıl yönetilir? Çoklu kaynaktan nasıl olurdu? Hepsini aynı şekilde, senkronize bir şekilde bir proje uğruna çalıştırırsın. O tür yeni bilgiler edindim. Sonra IBM'de başka bir göreve geçtim. Açık sistemler, Linux, efendim daha başka nelermiş. İşte sigorta müşterilerine gittim. Nasıl bir sayfa tasarımı yapılır? Nasıl o zamanlar lazer yazıcılar oldukça yeniydi. Daha çok daktilatürü ve satır yazıcılar vardı. Yazıcı teknolojileri nedir, nasıldır, nasıl çalışır, ne işe yarar, bir kitapın dizgisi nasıl yapılır, bir görseller nasıl yerleştirilir, nasıl bir dengesi vardır. Belki bu Apple'ın da en güzel sayfa dizgi programlarını o zamanlar deneyimleme fırsatım oldu. Her seferinde bildiklerimin üzerine gittikçe Lotus işi, burada satış öğrendim. Lotus yazı, IBM Lotus firmasını satın aldı. Onun Türkiye İş Geliştirme Yöneticiliğine atandım. O zaman bir bayi sistemi nasıl kurulur? Satış nasıl yapılır? Büyük müşterilerle nasıl pazarlık edilir? Kurumsal yazılımlar nasıl anlatılır? Ve iş ile nasıl örtüştürülür? Bu tür bilgileri öğrendim. Şimdi bir parayı vereyim. Bir üniversite döneminde öğrendiklerimle karşılaştırıldığı zaman buradaki öğrendiklerimin muadili her sene bir üniversite bitirmeye denk gelirdi. Yani üstüne öğrenmeye ayırdığım vakit, onu denemeye ayırdığım laboratuvar vakti diyebiliriz. Onunla ve burada hata yaptığınız zaman sınav yenilemek yok. Müşteriden atılıyorsunuz ya da bir şeyler çöküyor. Müşteri para kaybediyor. Bu gerçek hayattı ve denk gelmesi gerekiyorsa üniversite öğrenimi bittiği gün ben oldum. Bundan sonra para kazanacağım diye düşünmemek gerekiyor. İki, bu sefer hem üniversite okuyacak kadar yeni bilgi edinmeniz hem de edindiğiniz bilgileri bir şekilde şu ya da bu şekilde paraya çevirmeniz gerekecek. İki tane zor. Yani hayat benim buradan anlamanızı istediğim hayat kolaylaşmıyor üniversiteden mezun olunca. Tam tersi daha da yüksek ve daha sorumluluk gerektiren bir tempoyla devam ediyor. Bu şekilde devam edeceğim. Yani relations yöneticisi oldum. Yazılım ürünleri satış müdürü oldum. Burada daha büyük organizasyonlar nasıl yönetilir? İşte sizden memnun olmayan kişileri nasıl olur da motive edip çalıştırırsınız? Onları nasıl geliştirirsiniz? Onlara nasıl bir şeyler öğretirsiniz? Bu konuda oldukça meşakkatli yıllar geçirdim, öyle diyebilirim. Bir taraftan da işte bir 100 milyonlarca dolarlık bir satış organizasyonu nasıl yürütürsünüz? O konuda da bayağı uluslararası deneyim sahibi oldum. Sonra da değişik endüstrilerde çalışma fırsatım oldu. En son görevimde de tabii ki teknolojiyle ilgili yeni şeyler öğreniyorum. Ancak bunun yanı sıra 60 ülke dediğiniz herkesin huyu suyu farklı. İngilizce konuşuyorsunuz ama yani bir bilseniz bütün Afrika 60 ülkede konuşan İngilizcelerin anlamının ne kadar zor olduğunu, her birini nasıl olur da motive edersiniz, nasıl olur da onlardan iş verimi elde edersiniz, o kültürlerde nasıl olur da satış gerçekleştirir, hala da öğrenmeye devam ediyorum. Yani bugün dediğim gibi hala da yaptığım görev her gün bana yepyeni şeyler öğretiyor. Bu sayede de evet, hiç şey yapmadan, motivasyonumu kaybetmedim, öğrenmeye devam ettiğim için
motivasyonumu kaybetmeden iş hayatına devam ediyorum. Yaklaşık 5 dakikamız var. Ben burada bitirmek istiyorum. Bunun arkası da var. Gelecekte neler olacak bir kehanet kısmı da var ama ben burada durdurmak istiyorum. 5 dakikada bir sorularınızı alalım. Buyurun. Mikrofon. Ben çok teşekkür ediyorum sunumunuz için. Yönetim bilişim sistemleri okuyorum ve sistem mühendisliği yolunda kariyerime başlamak istiyorum. Özellikle tavsiye edeceğiniz programlama dili, veri tabanlı yönetim sistemi var mı? Öğrenirseniz iyi olabiliriz. Bunu merak ediyorum. Hoşçakalın. Bugün itibariyle popüler olan büyük veri yönetimiyle ilgili veri tabanları, programlama dili bugünlerde Python çok popüler ama veriyle ilgili olduğu için. İki gün sonra ne olacağı belli, Python yıllardır vardı. İlk defa veri manipülasyonunda rahatlık sağladığı için bir popülaritesi arttı. Dediğim gibi büyük veri, onu sağlayacak yapısal olmayan veri tabanları, birden çok versiyonu var. Artı Python programlama dili önümüzdeki birkaç yıl değil. Birkaçtan da yani öyle şey 5-10 demeyin, 2-3 yıl değil. Yani bunu programlama değil de o veriler... Elde edilen veriden çıkan sonucu nasıl bir iş değerine dönüştürülecek? O da hep orada tutmakta fayda var. Zaten yönetim bilişim sistemleri niye vardır? O bilişimden bir değer elde edip yönetime onu bir girdi olarak sağlamak. Sistem analistliği mesleğinin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sistem analistliği. Sistem analistliği her zaman bir yer bulur. Yani iş dünyası ile teknoloji dünyası arasında çevirmenlik yapıyorsunuz. Ve her zaman piyasada bunun bir kabulü vardır ama İş dünyasının önceliği ve teknoloji dünyasının önceliği zaman içinde çok değiştiği için çevirmenliği her zaman bir... Çünkü herkes teknoloji uzmanı olamaz. Oldukça bir şeydir. Ama teknolojiler de çok değişiyor. Yani belki de biraz evvel gösterdiği hesap makinesi, 4,5 yıllık hesap makinesi zamanındaki sistem mühendisi ya diyordu işte bak bilgisayara bu kadar çok hesap verirse bu kadar saatte yapar dediği hesap yani şey toplama çıkarmaydı. O zamanki ihtiyaç tarifi ile bugünkü ihtiyaç tarifi, yani yapay zekadan nasıl olur da hava tahminini yaparız, o hava tahmininden yola çıkarak da hangi tarifimle ekeriz? Yani şeydir, çözülecek problem hep değişiyor ama sistem analizi her zaman, yani iş uzmanında sistem analizi her zaman kendine bir yer var. Teşekkürler sana. Şu arkadaşı gördüm. İsterseniz siz söyleyin, ben duyarsam bir daha tekrar edeyim. Gördüğüm kadarıyla hep geleceğe ışık tutan bir şirket olmuşsunuz. Yani sürekli ve sürekli kendinizi inovasyonla yenilemişsiniz. Benim sormak istediğim soru şu. Zaman zaman tutturamadığınız ya da işte halk içinde şirketin kaybı oldu mu bir proje mesela onu biliyorum. Kaybolunca maddi hasarınız karşılandı ya da motivasyon düşüklüğü yaşandı mı? İkisi doğru. Tutturamadığınız, peki tutturup hayata geçirmekte zorlandığımız. Bir de çok güzel bir örnek vereyim. İşte şey, IBM PC'yi çıkarttığı zaman üzerinde çalışacak işletim sistemi olarak OS 2 diye bir işletim sistemi çıkartmıştı. Microsoft Windows'u çıkarttı. IBM'i işletim sistemi alanında, kişisel bilgisayarlardaki işletim sistemi alanından sildi. Bunda IBM büyük zararları oldu. Yani bir sürü bunun gibi örnek saymak mümkün. Veya e-ticaret. Her tarafı anlattık. İnternette ticaret yaparsınız vesaire. Ama bu fikri alan o kadar çok rakip bizden daha iyi hayata geçirdi ki bu fikirleri. IBM e-ticaret eksenli satışlarda umduğu gelirleri kazanamadı gibi. Bir sürü örnek var ama buradaki ana fikir tek bir işe kendinizi bağlamayacaksınız. Bu güzel bir soru. Bir şeye daha bağlamak istiyorum. Bir şirketleri karşılaştırırken sadece bugün ne kadar başarılı olduklarına bakmayın. Yani bugün teknoloji şirketleri deyince etraftan, televizyonlardan neyi, kimi duyuyorsunuz? İşte Microsoft'u duyuyorsunuz, Google'u duyuyorsunuz vesaire. Şuna bakın. Çıktıkları günden beri nereden nereye değiştiler bunlar? Yani Google sonuçta bugün internet üzerine bir pazarlama şirketi. Bugün Google'ın siz, ne bileyim, IBM'in yaptığı gibi perakende alanına girdiğini bir şey yapmadı. Hepsi tek ve çok başarılı bir konuda çok başarılarını sürdürüyorlar. Esas başarı kendini değiştirebilmek. Yani Microsoft'un gidip bankacılık yapmaya başlaması gibi bir değişiklikten bahsediyorum. Mesela Apple o işlere girişmeye, ya da Apple Wallet gibi
bankacılık kısmındaki bugün telekomünikasyon şirketlerinin pek çoğu bu konuda araştırmalar yapıyorlar. Yani sanal cüzdanlar, işte telekom hatlarının aslında bir banka switch'i gibi hareket etmesi. Belki de IBM'in en güzel yaptığı yeni iş kollarına kendini hızlı adapte edebilmesi. O sayede de gelirlerini bir tarafta başarısız olsa bile öbür taraftan sürdürmeye devam edebilmesi. Bir dakikamız daha var. Öncelikle Medipolmek ailesine size çok teşekkür ederiz. Teknoloji Transfer Üniversitesi Sanayi İşbirliği Birliği'nde Medipol Üniversitesi. Konuşmanızın başında da bahsetmiştiniz. Patentle ilgili olarak IBM'in patent sayıları. Biz de sunumlarımızda bahsediyoruz. IBM'in aldığı patent sayıları birçok ülkenin patent sayısından bile fazla. Ve alınan bu patentlerin de ticarileştirilmesi gerekiyor. Gördüğümüz kadarıyla da yıllardan günümüze geldiğimiz zaman bu alınan patentlerin de birçoğu ticarileştirilmiş, ürünleştirilmiş. Ortalamaya baktığımız zaman %3'lük bir oran var ticarileştirmede. Evet. Bu konuyla ilgili hem öğrencilerin şimdiden kendilerini geliştirmeleri hem de genel çerçevede neler söyleyebilirsiniz? Şimdi bu bir ölçüt. Öyle değil. Yani patent sayısı ve kendi insanı başkalarına farklı bir konuda başkalarına farklı bir şey yapmaya dürtmesi açısından çok iyi. Şimdi benim bu organizasyonumda iki tip insan var. Bir tane, hepsi teknik kökenli ama bir kısmı gerçekten birazcık akademisyen mantığıyla bakan insanlar. Bir kısmı da hayır ben bunu yapıyorum, müşteriye bir teknik çözüm götürüyorum ama yılın buradan bir iş, yeni proje çıkmazsa da boşa vakit harcıyorum deyip inovatif bir şey düşünmeyi unutanlar var. Benim ekipte patent sahibi olan insanlar da var. Daha temel eğitimlerinde kötü sonuçlar alanlar da var. Tamamen çünkü satış, fiyat, nasıl olur da kariyer düşünenler var. Bunun ikisinin ortası. İkisini birbirine bağlamak çok zor değil. Bağlayan da çok başarılı oluyor. İstisnasız. Ve her beceriden bir şekilde doğru oranda yemeğin içine katmak gerekiyor. O zaman ancak başarılı oluyorsunuz. Peki zaten bir dakikamız, 54 saniyemiz daha var. Belki bir soru daha alabilirim varsa. Yoksa var. Buyurun. İkinci sunumunuz için teşekkür ederim. Ben şunu soracağım. Siz satış müdürüsünüz. Altınızda çalışan personellerden, satıcılardan ne gibi özellikler bekliyorsunuz? Yani nasıl davranmalılar? Bir kere müşteriyi en başa koymaları gerekiyor. Yani bu olmalı, yani akıllarından çıkarmamaları gereken tek şey varlık nedenleri sadece ve sadece müşteriler. O kadar. Yani bunu hepimiz, herkese kültür olarak vermeye çalışıyorum. İkinci, kendileri de para kazanması gerekiyor. Buradaki zor olan hem müşterinin faydasına, birinci öncelikli, hem de IBM'in faydasına olabilecek ortak noktaları bulmak. Çünkü o kadar çok büyük bir bilgi havuzu var ya, müşterinin isteklerini cevaplarsanız sonsuza kadar hiç gelir elde etmeden orada vakit geçirebilirsiniz. İşte gel bize eğit, bu teknolojiyi anlat, bunu yap, şöyle yap diye sürekli talep olursunuz. Ama onların içinden doğru olanlar öncelikle müşteriye ama tabii bunun yanı sıra da IBM için değer üretebilecekleri, projelere kafaları, kafa yormaları ve onları önceliklendirmeleri. Ana mesajım budur. Evet. Herhalde süremiz bitti artık. Daha fazla da bir soru. Teşekkür ederim.